Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda size işitme engeller tenisten bahsedeceğiz. Milli takım kampta değil ama milli takım hocamız sağ olsun bizler için milli takım sporcularını topladı. Biz bir küçük bir antrenman yapalım, daha sonra tekrar birlikte olacağız. Evet hocam, beni çok yordular. Var mı gelecek, ben de oynayabilir miyim, tenis başlayabilir miyim? Oynayabilirsiniz evet, çalışırsanız tabii ki de. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Kolay bir spor mu? Yani teniste yaş yok. Her yaş grubu oynayabiliyor. Onun için tenisin en büyük avantajı bu. Bütün yaş yaşlı mı demek istiyorsunuz? Veteran diyelim artık. Biraz işitme engeller tenisten bahsedeyim. Diğer teniste bir farkı var mı? Sporcuların özellikleri konusunda. Biliyorsunuz Samsun'da yapılan Deaflympics'te başarılı sonuçlar almıştık. Evet. Birazcık onlardan bahsedelim. İşitme engeller tenisten bahsedelim. Başlayalım. Şimdi işitme engellerle birlikte ben 5 yıldır çalışıyorum. Son 2 yıldır federasyonumuzda görev almaktayım. Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörüyüm. Sporcularımızla Deaflympics'e 4 kampla başladık. Güzel bir kamp süreci oldu bizim için. Günde 3 antrenman yaptık. Tabii ki de çocuklarımızın, yani sporcularımızın işte teniste en önemli olan şey tabii ki de performansları, dayanıklıkları, aerobik, anaerobik güçlerinin iyi olması gerekiyor. Onun için her çalışmayı yaptık kapsamlı Peki, bir şekilde. Duymayan arkadaşlar için tenis sporunu bir dezavantaj mıdır? Zorlanıyorlar mı tenis sporunu yapmakta? Evet, teniste denge çok önemli. En önemli unsurumuz bu. Fakat sporcularımızın implant takanlarında biraz problem yaşıyor olabiliyoruz. Onu çalıştığımda anladım ben de. Alçak top attığında biraz daha denge bozuluyor. Ama bir bel hizasının yukarısındaki toplara çok daha net vurabiliyorlar. Ama yine de çalışmayla o denge unsurunu değiştirebiliyoruz. Elimizden geldiğince gelişimlerini ben gördüm. Dengeleri daha bozuk oluyordu. Çalıştıkça daha da bir düzgün hale gelmeye başladı. Şimdi bizi izleyen, çocuğu evde işitme engelli olan ya da kendisi evet, işitme engelli olan, tenise başlamak isteyen sporcularımız nereye başvurabilir? Ankara'da mutlaka biliniyordur ama tüm Türkiye'de eğer çocuk tenise başlamak istiyorsa bununla ilgili nasıl prosedürü uygulamalıdır? Bütün şehirlerin kulüpleri de var. Özel kulüpleri, federasyonumuzla bağlantılı olan. Onun haricinde il müdürlüklerimizin branşlarında mutlaka tenis branşına geldiklerinde aileleri de başvuru yapabilirler. Burada ücretsiz ders alabiliyorlar. O şekilde destek oluyoruz. Peki birazcık da milli takımdan bahsedelim. Kaç erkek sporcumuz var, kaç bayan sporcumuz var, hangi illerdeler? Bunlar daha sonraki şampiyonlara nasıl hazırlanacaklar? Birazcık da ondan bahsedelim. Evet, bu sene Türkiye'de Dünya Şampiyonası İşitme Engelliler Başkanımızın sayesinde aldık. Türkiye'de olacak 2018'de. Onun için çalışmalara tekrar kamplarımıza başlayacağız. Türkiye şampiyonası yapacağız öncesinde. Seçmelerimiz o şekilde olacak. Türkiye genelinde 30'a yakın tenisçi var. Teniste şöyle bir sıkıntımız oluyor. Yani diğer takım sporları gibi lig usulü olmadığı için çok az çalışan var. Tesis konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Biraz da hani pahalı olduğu için turnuvalara gitmeleri biraz zorluk çekebiliyorlar. Onun için az sayıda bir sporcumuz var. Tabii ki de destek görüyoruz ama daha yaygın olması için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'na şimdi hazırlanırken yine bir 3 kampımız olacak. Toplam 30'a yakın sporcu var. Bunların içinden 4 bayan ve 4 erkek yine seçilecek. Bu seneki yapılan Deaflympics, Samsun'daki yapılan Deaflympics'te çiftlerde 3. oldu bayanlarımız. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda erkekler ve bayanlarda, gençlerde 3. olduk. Tabii ki de hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için de inanarak çalışıyoruz ve eminim ki sporcularımız da ellerinden geleni yapacaklar. Bir başarımız daha olacak diye düşünüyorum. Yani teniste çok güzel gelecek bekliyor diyorum. Oh!
Arsuman Şakı. 14 yıldır diyor bu tenisle uğraşıyorum. Samsun'da başarı geldi. Evet, Samsun'da bir başarı oldu. Çok mücadele ettim, çok ter döktük. Başarıya inandım diyor ve olimpiyat üçüncüsü oldum diye çıktı diyor. Bu başarıyı kazandım diyor. Bundan sonraki hedeflerim daha da büyük diyor. İlk üçe girmek değil diyor, birinci olmak diyor. Peki bu kadar spor varken neden tenis? Dokuz yaşındayken yüzmeyle başladım spora. Yarışmalara girdim, birinci de olmuştum diyor. Ama nedense ısınamadım o spora. Badminton sporuna başladım, 3 yıl onu yaptım. O spora da ısınamadım. Tenise girdim diyor, o spora ısındım ve asla da bırakmayacağımı düşünüyorum diyor. Peki dünya şampiyonası var Türkiye'de, orada hedefleri ne olacak? Finale kesinlikle gireceğimi düşünüyorum, çok çalışıyoruz diyor. Federasyonumuzun antrenörün destekleri sayesinde de onlara da çok teşekkür etmek istiyorum diyor. Sevgili seyirciler, Necati Görmez'le az sonra röportaj yapacağız ama Necati Görmez'le ilgili çok güzel bir video hazırlamış İşitme Engeller Spor Federasyonu. Dilerseniz o 1 dakikalık videoyu izleyelim, daha sonra tekrar birlikte olacağız. Onun hikayesi bir tamirhanede başladı. Şimdi bir tenis kortunda devam ediyor. Bazen birini tanırsınız ve hayatınız değişir. Necati 12 yaşında Hilal Hoca ile tanıştı ve hayatı değişti. Necati bugün 17 yaşında başarılı bir tenisçi. Haftada 7 gün, günde 3 kez antrenman yapıyor. Boş vakitlerini bile tenis kortunda geçiriyor. Necati Görmez, bu ülkedeki sessiz kahramanlardan sadece bir tanesi. O, işitme engelli milli tenisçimiz. Evet, çok güzel bir video. Sanayiden tenis kortlarına nasıl oldu? Babamın yanında çalıştım. Çok küçükken. Ondan sonra en son zamanlarda İlal Hoca'yı tanıdım. Bugünlerde İlal Hoca'yla beraber çalışıyoruz. Büyükten hadi beraber İlal Hoca'yla. İlal Hoca'ya teşekkür ediyorum büyükten. 23. Yaz Olimpiyatlarında Samsun'da bulundum. Gelecek vaat ediyor musun? Hilal Hoca öyle söylüyor. Diyor ki ilerideki şampiyonlarımızdan bir tanesi diyor. Öyle inşallah. Çok çalışıyoruz, başarmaya çalışıyoruz. Peki spor senin hayatında neleri değiştirdi? Spor benim hayatımda zor şeylerden kurtarıp da batit şeylere, yani hastanem etrafından ucuz olan antrenmanlara yöneltti. Peki baban ne diyor bu işte? Sanayide mesela o yalnız kaldı. Sen burada tenis antrenmanına gülüyorsun. Orada çalışacak adam yok. Tek başına çalışıyor. Mutlu mu senin spor yapmanda? Mutlu, çok mutlu. Ya benden fazla kendisi de ilgileniyor. Onu da tenisle başlatalım. Olur. Bizle beraber tenis yapsın. Hilal Hoca dedi ya, veteranlar takımı kuracağız diye. Senin baban ben oynarız artık bundan sonra. Evet. Başarılar diliyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Buradan İçme Engelli Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Berçem, ne güzel gözlerin var senin. Renkli renkli. Kaç renk var onun içinde? İki tane mavi kahverengi. Öyle gözlerim yani. Evet, tenis sporuna sen ne zaman başladın? 4 yılda oynuyorum.
Bayağı küçükten 12 yaşında falan ama yani bayağı oynuyorum. Neden tenis? Ben tenisten memnunum. Gerçekten çok seviyorum. Nerede gördün de başladın? Birisi mi götürdü babam, yoksa televizyonda mı gördün? Babam işte düşündüm. Belçem sporcu olsun işte olmasını istiyorum. Çok şükür şu an oynuyorum, memnunum gerçekten. Peki hedeflerin arasında neler var? Daha önceki başarılardan biraz bahset. Olimpiyata katıldım. Yurt dışına gittik falan. Yurt dışında üçüncü oldum. Avrupa üçüncü. Devamı katılacağım. Bundan sonra madalya alacağım. Sürekli madalyam çok olsun istiyorum. İnşallah. Peki ailen sen spora başlayınca neler hissetti? Senin hayatında spora başladıktan sonra neler değişti? Yani annem babam yani diyordu işte mini sporcu olsun işte spora gitsin. Gelip de okula gideyim, spora gideyim. Her şeyi yapıyorum, devam ediyorum. Artık bundan sonra yani devam ediyorum işte madalya alacağım yani. İyi hadi bakalım başarılar diliyoruz o zaman sana dünya şampiyonu. Teşekkürler sizde. Evet, nerede okuyorsun Hüday? Ben Tevfik İleri İmam Hatip, Alalo İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. 10. sınıfa gidiyorum. Ne zaman başladın tenise? Yani 12 yaşından beri de başladım. Ondan sonra ilk başta başladığımdan beri şeyde yani böyle oynayamıyordum. Bir oynayamıyordum. Korkuda endişimlerim vardı. Ondan sonra Hilal Hoca sayesinde gerçekten hayatım değişti dedi de başlarına oynuyorum, konsantre oluyorum. Korkuda giyiniyorum ve endişimlerimi de kaybediyorum yani. Kendimi güçlü oluyorum yani. Hayatın değişti yani. Evet, Hilal Hoca'ya teşekkür ederim o yüzden. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bir de okulun seni bu milli takıma seçildiği için ödüllendirmiş, Umre'ye evet. Gönderecekmiş herhalde. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun okuldan yani. Ne diyeyim. Bu genç yaşta Umre'ye gitmek güzel bir şey değil mi? Güzel. Aynen. İnşallah yani siz de gitmeden söylese yani. İnşallah hepimiz. Peki tenisteki hedeflerinden biraz bahsedelim. Neleri amaçlıyorsun? Yani şimdi bugün bu yıl Umre'ye gittim. Yani Umre'ye gittim ve çok şey kattım benim. Yani bundan sonra oynadığına kimden geldi, kimle hangi ülkeden geldi gerçekten bana fayda gösterdi. Bu yılda sene inşallah Avrupa şampiyonuna hazırlıyorum. Yavaş yavaş geliştiriyorum. Hilal Hoca'yla birlikte işte. Arkadaşlarla birlikte. Ondan sonra geliştiriyorum işte inşallah Avrupa'da birinci olmak istiyorum. İnşallah. Tebrik ediyoruz. Başarılar. Çok sağ ol. Evet, tenise kısa bir ara veriyoruz. Şimdi sırada Ampute Futbol Süper Ligi'nden derlemiş olduğumuz görüntüler var. İlk önce dilerseniz liderin maçına gidelim. Lider Osmanlı Spor Konya deplasmanındaydı. Sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ampute Futbol Süper Ligi'nde Konya engellilerle Osmanlı engelliler karşı karşıya geliyor. Osmanlı engelliler atağı, şut şansı ve top ağlarda. Richard Arthur Ofentil 15. dakikada 1-0 öne geçirdi takımını. Yerden pas, sol kanat. Kale çizgisi, yerden içeriye 2-0. Savaş Kaya, dakika 19. Bir başka atak konuk takım adına. Direkten döndü savunma. Ve üçüncü gol geliyor Şehmuz Erdinç. 22. dakikada bu golle fark 3'e çıktı. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza alanı içerisi çapraz pozisyon. 4-0. Abdurrauf takımının dördüncü golünü böyle kaydediyor. Çok rahat bir oyun ortaya koyuyor Osmanlı engelliler. Şehmuz kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti. Kudrat Kudoykulov dakika 43
6-0 oldu skor. Ceza alan içerisi, paslaşmalar ve Umutcan'ın golü. 7-0. Savaş Kaya, Savaş, kaleye baktı Savaş ve 8-0. Maçı Osmanlı engelliler 8-0 kazanıyor. Liderin yakın takipçisi TSK Rehabilitasyon Merkezi de Ankara'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni konuk etti. TSK Rehabilitasyon Merkezi bu mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Ampute Futbol Ligi'nde TSK Rehabilitasyon Merkezi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geliyor. TSK Atağı şut şansı, bir şut top kalecide kaldı. Atakları devam ediyor ev sahibi takımın. Bir başka pozisyon, güzel paslaşmalar. Ömer cezalana girmeden pasını verdi. Osman yakın mesafeden topu dışarı gönderiyor. Kemal bıraktı. Ömer boşluk arıyor. Derinlemesine pası, Osman yakın mesafe, out. Osman'la yine gole yaklaştı TSK. Osman. Atak onunla başladı. Ömer'le sonlanıyor. 1-0 öne geçiyor TSK. 10. dakikada gol Ömer Güler yüzden geliyor. İşte golün tekrarı. Kemal. Ömer. Bir kez daha Kemal'e. Kemal ceza alanına. Ömer vuruyor 2-0. 12. dakikada Ömer kendisinin ve takımının ikinci golünü işte böyle kaydediyor. Bir başka atak TSK adına. Ömer yeniden kazandı. Kemal'e aktardı pasını. Kemal'den yeniden Ömer. Ömer vuruyor 3-0. Dakika 15. TSK farkı 3'e çıkardı. Osman, Ömer düzeltti. Kaleye baktı. Ömer vurdu. Top dışarıda. Korner. Serbest vuruş kullanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Doğrudan kaleye. Yine korner. Bu kez İzmir Büyükşehir'in. Ömer havalandırdı. Kemal. Kemal'in pası uygun pozisyon. Top dışarıda. Muhammed Yen. Sonuç alamadı. Ömer. Döndü. Pasını verdi. Muhammed. Yine sonuç çıkmadı. İkinci yarıdayız. Ömer aradan pası. Kemal ve gol. 4-0. Dakika 26. TSK skoru 4-0'a taşıyor bu golle. Atakları devam ediyor ev sahibi takımın. Ömer. Kemal kaleciden döndü, savunma girdi araya. Muhammed Yen. Muhammed vuruyor, kaleciden döndü. Ömer yetişemiyor. Osman topu kazandı. Muhammed. Yeniden Osman'a. Ömer'e. Şimdi Kemal, Osman dokunamadı. Osman. Osman Çakmak, Ömer Güler yüz, Ömer, Kemal Laut. Bu üçlünün geliştirdiği bir başka ataktan da sonuç çıkmıyor. Ender gelişen, konuk takım atağı ve son düdük sesi mücadeleyi TSK 4-0 kazanıyor. Teşekkür ediyorum her iki takım oyuncularına da bu ağır zeminde, soğuk havada mücadele ettiklerinden ötürü. Şimdi biz gücümüzü bilerek geldik. Bizim cezalı ve sakat oyuncularımız vardı iki haftadır ama bu hafta tam kadro sahaya çıkmaya çalıştık. Gücümüz bu kadar. TSK şampiyonluğu oynayan, bu takım, ligi force eden bir takım. Yine de çocuklarımı kutluyorum. Mücadele eden oyuncularımı çok çok kutluyorum. Teşekkür ediyorum onlara nezdinizde.
İnşallah her şey daha iyi olacak. Teşekkür ederim. Güzel bir mücadeleydi. Rakip takımı centilmence futbol oynadılar. Tebrik ediyorum onları. Bizim de gücümüz yettiğince mücadele ettik. Evet, bizim sezon başında belirlediğimiz rakiplerimiz var. Biz o rakiplerimize karşı iyi mücadele edip puanlarımızı aldık. Allah'ın izniyle ikinci yere daha iyi hazırlanıp son bir maçımız kaldı. O maçtan da güzel bir sonuç alıp bu sezon daha önce yaptığımız hataları yapmadan Süper Lig'de kalmak istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü bir takım bu ligin şampiyon adaylarından. Biz de bu lige yeni çıkmış bir takım olarak amacımız öncelikle ligde kalmak ve en üst seviyede bitirmeyi hedefliyoruz. Rakiplerimiz tabii ki TSK değil. Bizim rakiplerimiz farklı. Ben buradan centilmence geçen bir maç olduğunu düşünüyorum ve teşekkür ediyorum rakip takımımıza da. Şimdi kameralarımızı İstanbul'a çeviriyoruz. TRT Spor'dan da naklen yayınlanan mücadelede Pendik Spor Şahinbey Belediyesi'ni konuk etti. Maç 1-1 sona erdi. Ya biz bu hafta iyi çalıştık hocalarımızla beraber Ankara'da ama önemli olan burada 3 puan almak. Ligin ilk yarısında bulunduğumuz konumda tamamlamak istiyoruz. İkinci yarıda şampiyonluk yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah iyi bir maç. Şansınıza daha güzel. Evet, bugün burada güzel, Ankara'da bu kadar güzel değil. Futbol için güzel, elverişli bir hava. İnşallah taraftarlarımız da burada bizi yalnız bırakmazlar diyorum. Teşekkürler, başarılar diliyoruz. Evet, Deniz şöyle kameralara dönelim. Biz de geçen hafta bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten biraz üst taraftan koptuk. Biz de bu maçı kazanarak üst taraftan kopmamayı oynayacağız. Güzel bir maç olmasını istiyoruz. İnşallah da güzel bir maç olur. Hava da güzel. İnşallah futbol da güzel olur. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Geçtiğini de söyleyelim. Mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. Mart ayında ikinci yarı başlayacak. Ampute Süper Ligi'nde Pendik Spor sol kanattan geliyor. Bir çalım Serkan ceza alanına, orta gol pozisyonu. Top direkten dönüyor Haydar Ali Tursunboyev. Çok net bir fırsattı Pendik Spor adına. Serkan, o da milli oyuncu. Serkan Dereli ortaya böyle çevirdi. Bir kez daha Haydar Ali, şut pozisyonu olabilir uzaktan. Etkili şutları var Haydar Ali'nin. Fatih. Alican Kuruyamaç ceza alana, bir kafa top dışarıda. Rahmi Özcan. Alican Kuruyamaç ortayı yaptı. Fatih Şen Türk ekranda. Fatih. Duvar pası Rahmi, Fatih. Fatih aşırtıyor ve gol geliyor. Fatih Şen Türk. Fatih'in attığı gol. Şahinbey Belediyesi 1-0 öne geçiyor 18. dakika. Topu ağlara gönderdi. İşte Rahmi, Fatih Şentürk. Pozisyon bu. Aşırtıyor topu, topu ağlara gönderiyor. Mesut Özil'in Liverpool'a attığı gole benzer bir gol diyebiliriz aslında. Pas Hüseyin Bozkurt. Şimdi Serkan, Fatih. Serkan vurdu. Fatih gole izin vermedi. Fatih Şentürk oradan ayrıldı. Haydar Ali vurdu ve gol attı. Haydar Ali Tursunboyev. Haydar Ali Tursunboyev. 25+2. dakika. Skor 1-1. Abdülhafız gitti. Hasan yedek kulübesinde. Ahmet yine yedek kulübesinde. Umut Parlak'la. İkinci yarıda ilk atak Şahinbey Belediyesi'nden olacak. Kanadiyen'le müdahale. Deniz'den geldi. Rahmi kaleye, top dışarıda Rahmi Özcan. Fatih Şentürk bir çalım, Serkan'ı geçti. Fatih ikinci hareket, Füseyin'i düştü. Şimdi orta, gol pozisyonu, aşırtma vuruş Mehmet Yunsur. Top dışarı gidiyor. Rahmi Özcan uzun mesafeli gönderdi. Rahmi Özcan şimdi kontrol, Fatih Şentürk ve top dışarıda. Fatih Şentürk bu fırsatı değerlendiremiyor. Mükemmel bir pas ardından kontrol güzel. Vuruşunda top dışarı gitti. Şimdi Serkan gol pozisyonu. Serkan Dereli out'a gidiyor top. Hüseyin ortayı yaptı. Bir vuruş Fatih Karakuş. Mükemmel iki hareket izledik. İşte bu orta köşe vuruşu Hüseyin Bozkurt. Serkan, Fatih. Serkan topun gerisinde, iki kişilik baraj. Serkan çok sert topu dışarı gönderdi. Serkan Dereli bu arada kırmızı kart. Yaşananlar Serkan'ın serbest vuruşu sırasında. Sonrasında Ali Budak ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor.
İşaret geldi. Serkan bıraktı. Aydar Ali denemesine Fusayni itti, vurdu. Kaleci Fatih Karakuş gole izin vermiyor. Serbest vuruşta maç bitti. Pendik Spor 1, Şahinbey Belediyesi 1, karşılaşmanın sonucu değerli seyirciler. Cem abi, bildiğiniz gibi biz bu sene gayet iyi bir takım kurduk Şahinbey Belediyesi olarak. Cuma Güzel Başkanımızın sayesinde. Şampiyonluk yolunda güzel bir adım atmıştık ama maalesef ki bugünkü rakibimizin karşısında 1-1 puanla kapatmak zorunda kaldık. Bir de Ali Budak kardeşimizin bir sarı kart görmesi tabii bizi birazcık geriye düşürdü. Arkadaşlara teşekkür ederim. Centilmence bir maç oldu. Sağ olun sizlere, TRT Acarası teşekkür ederiz. Güzel bir maç oldu. Şahin Bey de pozisyonları vardı. Bizim de pozisyonlarımız vardı ama bizim daha çok vardı. Kazanmamız gereken bir maçtı. İki haftadır bir şanssızlık var. Geçen hafta da güzel oynadık ama gol atamıyorduk. Bugün golü attık ama ikinciyi atamadık. Gol yeme problemimiz devam ediyor. Yine gol yedik. Bunu bir çözüm getirirsek bir şekilde gol atıyoruz, kazanırız. Şahin Bey iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. İstanbul'dan ayrılmıyoruz. İstanbul'da hafta sonunda müthiş bir derbi vardı. İstanbul'a özür diler, Yeditepe mücadelesindeyiz. Ampute Futbol Süper Ligi'nde İstanbul özürlülerle Yeditepe engelliler karşılaşıyor. Yeditepe hata, uzaktan bir şut, top kalecide kaldı. İsmail Korkmaz'la başlayan atak yakın mesafe Topağlar'a gidiyor. Clement Agyement 13. dakikada 1-0 öne geçiyor Yeditepe engelliler. Yine konuk takım hücumunu seyrediyoruz. İkinci gol şansı var. Yararlanamıyor Mübarek Muhammed. Beraberlik arayışları. Aziz Abdurrahmanov vurdu. Kalecide kaldı top. Güzel bir mücadele. Karşılıklı ataklar sürüyor. İkinci gol şansı. Emrah Akdemir. İkinci yarıdayız. Kaleci iki hamlede top kontrol etti. Sağ kanattan gelişen ikinci gol şansı. Yeditepe adına. Yine beraberlik arıyor İstanbul özürlüler. Eray Demirel, Eray vurdu. Kaleci iki hamlede top kontrol ediyor. İsmail Korkmaz vuruyor ve 2-0. 38. dakikada fark 2'ye çıkarıyor Yeditepe engelliler. Büyük sevinç var. Savunma arkasına atılan top gol şansı, top direkten geri geldi. Aziz Abdurrahmanoğlu'na gole yaklaştı İstanbul özürlüler. Büyük bir hata var. Bir şut, korner. Mübarek Muhammed şutu çeken isim. Maç sona eriyor. Maçı Yeditepe engelliler 2-0 kazanıyor. Şimdi kameralarımızı Gaziantep'e çeviriyoruz. Melikgazi Belediyesi Gaziantep'teydi fakat umduğu 3 puanı Gaziantep'ten de almayı başaramadı. Ampute Futbol 8. hafta maçında Şehit Kamil ile Melikgazi karşı karşıya geliyor. Melikgazi atağa, Francis o bıraktı, yakın mesafeden Nicolas Keio yararlanamadı. Nurettin bu kez de Şehit Kamil gole çok yaklaştı, sonuç gelmedi. Karşılıklı ataklar devam ediyor. Çapraz pozisyon, kaleciden dönen top savunma. Nicolas Keio topu kontrol etti. Pasını da verdi. Bir şut uzaklardan, korner. Halis vurdu, kaleci çıkardı. Şehit Kamil hata, Yalçın vuruyor. Bu pozisyonda da kaleci Özer başarılıydı. Bir kez daha Özer. Melik Gazi'nin hızlı hücum şansı. İki kaleci de kalelerinde devleşiyor adeta bu pozisyonlarda. Yalçın
Yalçın kaleye baktı, mükemmel bir gol. Yalçın kaçar. Jeneriklik bir gol atıyor kaptan. İşte tekrar seyredelim. Büyük sevinç var. Gol 24. dakikada geldi. Görüntüler ikinci yarıdan. Hamza Muhammed. Sonuç gelmedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu yakın mesafeden ve yine gol. Gol yine Yalçın'dan geliyor. Yalçın takımının ve kendisinin ikinci golünü işte böyle kaydediyor. Hamza Muhammed. Yalçın yine üçüncü gole yaklaştı. Yalçın'la Şehit Kamil. Yalçın ortaya döndü. Hamza Muhammed. Hamza vuruyor, gol. Bir güzel gol de Hamza Muhammed'den. Şehit Kamil'in üçüncü golünü yeniden seyredelim. Çok güzel vuruyor Hamza Muhammed. Nicolas Keyo. Nicolas Keyo vuruyor out. En azından bir gol diyor Melik Gazi Belediyesi. Yine Keyo. Top savunmaya çarptı dışarıda. Son anlar artık mücadelede. Son düdük sesi geliyor. Ve mücadeleyi Şehit Kamil engelliler 3-0 kazanıyor. Sonuçlar, puan durumu ve haftanın 7'si ekranlarınızda. Sırada haftanın golü yarışması var. Az sonra izleyeceğiniz 5 golden bir tanesini seçip bize gönderirseniz ve o sizin seçtiğiniz gol haftanın golü seçilirse bizden bir eşofman takımı kazanabilirsiniz. Bol şanslar. Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hilal Hocam'ın kapanışta söyleyecekleri var. Onları alalım. Evet, İşitme Engelliler Spor Federasyonumuz ve Tenis Türkiye Tenis Federasyonu'nun koordineli çalışmasıyla sporcularımıza malzeme desteğinde ve turnuva desteğinde bulunuyor. Bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü işitme engelli sporcuları hayata bağlayan spor ve bunun da onların desteğiyle devam ettirmeleri için desteğe ihtiyaçları var ve bunu da bu şekilde sağlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Onlara imkan verin. Onlar da neler başarabileceklerini bize göster. Kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet sevgili seyirciler, bir Engelsiz Spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.